Merhaba, günaydın. Günaydın hocam. Oo, bagajdan da adam çıkıyor. Esas buraya çıkıyor. Ben çanta alacaksınız zannettim ama. Kaç kişi çıkıyor oradan? daha var. Biz 3 kişiydik burada. Şu şeyin çantanın altında biri daha vardı ya. Yok, onu kurtardık. Dik çıkışlarda. Çünkü bazınız batonu böyle kaldırıyor ve kaldırdığı zaman çok tehlikeli oluyor. Deminden beri izliyorum. Buna dikkat edin. İki, batonların boyları çok uzun. Çok azınız boyunu kısaltmış. Şu an eğimdeyiz. Yani 25-30 derece bir eğimde çıkıyoruz. Boylar uzun. Bunun size hiç farkı yok. Bakın batonu böyle kullanmanızın size bir katkısı yok. Kısaltacaksınız rampa çıkarken. 90 dereceyi sağlayacak şekilde yüklenmeniz lazım. Çok fazla tercihimiz değildir. Genelde bilinen rotalarda yürüyoruz ama oldu da bir kaya etabı çıktı. Şu tarz bir tırmanış yapmanız gerekebilir. Tabii ki böyle değil. Pozitif, işte burası 3 derece bir yer. Yani yürüyerek çıkmanız zor, el ayak kullanmanız gereken bir etaptı. Böyle 10 metre, 20 metre de olabilir. Aladağlarda çok fazla var bu tarz etaplar, çıkıyorsunuz. Böyle yerlere geldiğinizde 3 nokta kuralı var, yani bizim en temel bahsettiğimiz kaya tırmanış teknikleri. Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle tutacağınız yerleri yoklayacaksınız. Çünkü çok iyi bir cep deriz mesela biz buna. Hani güzel tutamaktır bu. Tutup asıldığınız an elinizde kalabilir. Bu tarz kazaları çok fazla yaşıyoruz biz dağlarda, dağcı arkadaşlarımız, tırmanıcı arkadaşlarımız. Benim de başıma geldi. Tuttum bir kaya, koptu ve 2 metreden aşağı düştüm daha tırma şeyini. Etaba yeni başlarken ve ayak bileğim şişmişti. O yüzden tuttuğunuz ve bastığınız her taşa dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. En temel kural vücut ağırlık merkezidir. Biz buna VAM deriz. Vücut ağırlık merkezi hep kayaya yakın olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve tırmanacağınız yerde hep vücut ağırlık aktarımını yapacaksınız. Mesela şu etabı çıkacağım. Yürüyerek çıkamam, tırmanmam gerekecek artık. En temel teknik. Yaklaşık 3 derece bir etap burası. Ayakları iyi kullanmazsanız yükselemezsiniz. Basacağım. Bakın yaklaşacağım. Ağırlığımı aktarıyorum. Yoklayacağım. Tutacağım. Dikkatli bir şekilde. Tekrar. Bakın bu şekilde böyle metrelerce devam edebilirim. İnerken de dün sunum da vardı. Şimdi burayı popo üstü inmeniz zor. Yine aynı şekilde tutunarak ve ayak basarak çıktığınız yerleri dikkatli bir şekilde, buna karşıt baskı denir. Karşıt baskıyı kullanabilirsiniz.
tutuyorum. Bakın yokluyorum. Küçülüyorum. Vücudumu yakın tutuyorum kayaya. Bu şekilde de iniyorum. Sistem bu. Bu tarz bir tırmanışı yaparken kesinlikle birimize yakın durmayacağız. Bir kişi çıkacak, hemen ardından öteki de girecek. Biraz daha fazla dik olursa ve risk varsa ip açacağız. Çünkü ekibin hepsi çıkamayabilir. Çıkacağım, yukarıda bir ağaç. Ağacın etrafına ip dolacağım, sabit. Onları göstereceğim aşağıda. İp sabitleyeceğim, atacağım. Çıkan tutunarak da çıkabilir. Ya da aslında istenen şey şu. Hemen basit bir perlondan kemer, sabit hatta yükselerek çıkmak diye bir şey var. Bunları çok basitçe anlatacağım size, göstereceğim teknikleri. Yapmazsanız unutursunuz. Sadece bir bilgi, temel basit bir bilgi. Ya da bir kişi çıkacak, sistem kuracak, çıkanın emniyetini alacak sürekli geldikçe. Yani bu tarz hareket ediliyor. Yani kaya tırmanışında da, ileri seviye teknikte de buranın daha dik olduğunu düşünün, çatlaklı bir yapı olduğunu düşünün. Önden giden lider hat döşer, emniyet malzemesi takar, gider, alttaki onun emniyetini alır. Yukarı çıkar, sonra alttan gelenin de emniyetini alır. Bu şekilde devam ederler. Sistem bu. Yani şimdi yaklaş deyince şöyle. Aynen, vücut yaklaşacak. Tamam. Şimdi bir hamle yapıp yükseleceksiniz. Evet, çok güzel. Efendim? Aynen. Güzel. Evet, çok güzel. Oradan sağa doğru. Aynen, şöyle. Geçiş şöyle bitecek mesela. Böyle bir geçiş var. Burası dümdüz olduğunu düşünün. En ideal yer burası. Aynen böyle. Buradan çıkmak istemeyen şuradan da gelebilir. Çok keyifli ama dönemiyorum. Keyifli değil mi? Benden keyifli, evet. Aman Mithat, dikkat et abi. Tamam. Sen de sağlam dur. Spota sürekli al abi, tamam mı? Kaskları takın. Evet, şuradan. Abi adam. Acele etme. Ekip gelsin. Çok kopmamanız lazım. Taş düşürürsünüz. Yakın yürüyeceksiniz burada. Tabi. Hepsi bir arada oldu. Tamam, buradan geliyoruz. Evet. Tamam. Haydi iki. Burada ona alışacağız. Yukarı çıkarken batonun boyunu kimse kısaltmıyor. İnerken de uzatmıyorsunuz. O batonlar niyeyse sabit kalıyor. Kaç kişi yaptı çıkarken kısaltıp inerken uzattı?
Evet, farklı yerden, farklı. Çok gitmeyin kenara, kenara gitmeyin. Şuradan, soldan sol yap. Bak patika belli, zikzak. Sakin sakin, bas. Batonları iyi kullanın. Batonları, batonlardan yeteri kadar verim alamıyorsunuz. Evet, evet, öyle doğru. Parkuru kendimiz belirlediğimiz için sıkıntı olmuyordu. Bugün tabii ki uyumsuzluk oldu bazı durumlarda. Antrenörümüz var. Yine il başkanımız burada. Rotayı belirlediler. Tabii o rotada uzun süredir gitmemiştik. Sıkıntı biraz da ağaçlar falan zorluyor. Bir de kondisyonu tabii ki tatil süresinde de herkesin eşit değildi. Ama güzel bir yürüyüş yaptık inancındayım. Ama eksiklerimiz var. Her geçen gün bunları telafi etmenin yolunu bulacağız. Tabii ki kendimiz planlamadığımız için çok şey de söyleyemiyoruz. Kendimiz de organize etsek, planlasaydık herhalde farklı olurdu. Teşekkür ederiz herkese. 5 yıldır birileri takıyorum ama bu oyun çok güzel bence. Kendi ekibimi atıyorum. Çok sıkıntılar yaşadık. Ama bu böyle sıkıntı olsun diye iyi olsun. Sıkıntı yoktu. Ama bir ilişte hep bir kendi yerlerden geldi. Bütün orası kendini yiyorsa başka bir yolun orası da kendini yiyorsa. Çünkü gol yoktu bu arada. Biz ayrıldıktan sonra. Sizden sonra. Yolun neden yürüyor? Yok yolun neden yürüyor? Hatta ne düşünmüyor? Hayır. Standart bir şey değil. Farklı yok yani. Orası bir geçiş orası. Geçiş noktası. Keyifliydi. Ben absürt bir olay yaşamadım ben. Gerçekten çok keyifliydi arkadaşlar. Evet. Ben şöyle birkaç açıdan değerlendireceğim. Hem bugünü hem de teknik açıdan değerlendireceğim. Şimdi organizasyonun planlanması, yol güzergahının belirlenmesi, haritaların oluşturulması, ekip liderlerine bilgi verilmesi, sabah kahvaltısı hepsini bir ele aldığımız zaman bence gayet pozitif başlandı. Yürüyüş güzergahı ile ilgili bence ekip birebir uyum gösterdi. Çok önemli. Pinli batonda ya da çevirmeli batonda çok uğraşırsınız. Tamam mı? Batonu her malzeme için geçerli. Çanta, kullanımları zayıf arkadaşlar. Çantalarınız bazılarına uygun değil. Yürüyüşe hiç uygun çanta değil. Yani bel perdonu yok, göğüs perdonu yok. İşte kafasını rahat açıp kapatılamayan çantalar var. Bazılarınızın çantası çok aşağıda. Omuz ve çanta mesafesi çok uzun. Çantayı ne kadar omuzunuza yakın ve belinize yakın tutarsanız ve size ne kadar kavrarsa ağırlığı o kadar hissedersiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki 3 kilo çanta taşıdık. Evet. Ama yarın bir gün kamplı faaliyete daha gittiğinizde sırtınızda 20 kiloyla çantanın önemini anlarsınız. Baton kullanmak ne kadar önemli anlarsınız. O yüzden baton kullanın arkadaşlar. Baton kullanmak önemli. Ve doğru kullanmanız lazım. Kullandığınız malzemeyi ne kadar doğru kullanırsanız o kadar çok verim alırsınız. Bu net. 2-2 daha 4. Verim alamıyorsanız demek ki bir eksiklik var. Eksiklik varsa da bir anlamı yok o batonu kullanmanın. Alışmıyorsanız da alışın derim. Başka bir yeri bari var mı? Benim. Başka bir yeri var mı? Başka bir yeri var mı?
Neler yapın arkadaşlar? Başka bir yerde ağrımdan. Sakin ol. Gelin. Tamam. Hadi bir şeyler yapın artık ya. Sedye yapın. Sedye yapın. Arkadaşlar sakin ol. Hastanın başı yatarsın. Hadi ben hadi. Herkes hastanın başına takalım. Evet, etrafını açalım. Etrafını açalım. Şeyler yapın. Etrafını açabilir miyiz? Hava alsın. Hava alsın. Hava alsın. Bacağım nefes alsın. Ne hava alacak? Zaten hava alıyor yeteri kadar. Bacağım yardımcımız var. Nereye saçıyor bacağım? Arkadaşlar sedye yapalım, gecikmeyelim. Hasta yürüyecek durumda değil. Hastanın başına sesleyin diyelim. Bizim mi? Bizim mi açıyor? Diz kapağımda. Diz kapağımda. Çok kötü düşündü. Peki. Ramazan hocam. Mat var orada. Ya arkadaşlar niye müdahale etmiyorsunuz şunun bacağına ya? Bakıyoruz şu anda. Tamam. Aydın abi. Bacağı sabitler misin abi? Tamam. Bacak sabitlenmemiş. Bacağında kırık var kadınımda. Bacak sabitlenmemiş. Ama düğünler atılmayacak sizce. Evet, taşıyıcılar geçsin. Yiğit abi sola geç. Batu ortaya geç. Engin abi sen de ortaya geç. Başka kim var bizde? Gel de Bülent abi biz arkadayız. Şu an eşit boydayız. Rahat oldu mu? Arkadaşlar, hocam batonu yalnızsın. Arkadaşlar ikinci grupta kimler var? Bir dakika. İkinci grupta Yol açıyoruz. Arkadaşlar, siz malzemeleri bakar mısınız? Şimdi şu anda olduğumuz yerde daire çizeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben komutanım. Evet, sol taraftan devam. Daire çiziyoruz olduğumuz yerde. Mithat devam et. Evet, biz arkadayız. Siz öndesiniz. Bravo gençler. Bravo gençler. İbrahim hocam sen de komut. Bülent abi, İbrahim hocam komut sende. Komut verin düzgün bir şekilde. Evet, komut sen de aydın. Şunlar abi, hepsi artist. Evet arkadaşlar, düzgün bir şekilde indiriyoruz. 1, 2, 3. Evet, diğer grup. Diğer grup.
Arkadaşlar öne geçelim. Hadi. Arkadaşlar, şimdi öncelikle bugünün ana konusu olan temel ve basit bir kurtarma eğitimi yaptık. Gördüğünüz üzere kolay bir iş değil. Yani bunu irtifada yapmak zorunda kalıyor insanlar. Sıkıntılı işler. Yaklaşık 2 kilometrelik bir şeydi, mesafeydi. Tahliye mesafesi. Buradan şey açacağım da o yüzden bakıyorum. Şimdi zaten 10 üzerinden 10'luk bir kurtarma zaten hani imkansız bir şey. Hani yarısı yani 10 üzerinden 5'lik bir kurtarmaydı diyebilirim. Eksikler neydi? Ben onları söyleyeyim. Zaten siz de hak verirsiniz. Hani telefon çeksek telefonu yer bildirecektik ama çekmediği için bağırdık. Siz de tam mola verecektiniz. Kötüleyken kusura bakmayın. Ama yaralı yani sonuçta beklemez o da kahve çayı. Öncü bir ekibin hemen oluşup yola çıkması gerekiyordu. O biraz gecikti. Önden ekip geldi ama çok gecikti mesela. Yani bence uygulama ve yazılıdan herkes başarılı arkadaşlar. Başarısı olan kimse yok ekibin içerisinde. Ekibin genel uyumu, çabası gayet iyiydi. Ama tekrar söylüyorum, hani bu iş sadece sınavda ve doğadaki performansı olan bir şey değil. Burada sizler eksiklerinizi gördünüz. Bundan sonra ne yapmanız gerekenleri az çok anladığınızı düşünüyorum. Zaten bir kısmınız yürüyüş yapan, ekiplere rehberlik yapan, liderlik yapan insanlarsınız. Bu minvalde lütfen arkadaşlar, bu işe devam edecekseniz ve liderlik yapacaksanız hiç kimse eğitim sonunda %100 tam olmaz. Bu pratik işidir. Lütfen eksiklerinizin farkında olup kendinizi geliştirin. Fizik kondisyon olarak, genel bilgi olarak, yaklaşım olarak, liderlik olarak eğer bu işi yapacaksanız lütfen ve lütfen duruma hakim olun. Her türlü duruma hakim olmanızda fayda var. Kış yürüyüşlerine gelmek isteyenler lütfen kendini hazırlasın. Yani hazırlasın derken birçok anlamda. Yani buraya geldiğimizde hani en azından böyle birkaç düğme hakim olalım. Biraz daha işte ekip yürütme, tempo konusunda hakim olalım. Onun dışında benim gördüğüm başka bir eksiklik yok. Dünyada taşıma tarihi konusunda eksikler çok normal. %100 performans zaten göstermek çok zordu. Daha çok eğitimleri alanlar bile bunları yapamıyor. Ondan dolayı kendinizin farkında olmanız en önemli şey. Ben kendi adıma bütün ekibe teşekkür ederim. En önemlisi sağ salim bu eğitimi bitirmekti. Bir şeyler katabildiysem, bir şeyler öğretebildiysem ne mutlu. Ben ev sahipliğiniz için,
evde hazırlanan yemekler, buradaki gösterdiğiniz özveri için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ali Fuat abi çok teşekkür ederim. Buranın ayarlanmasında yardımcı oldunuz. Bize bu güzel ortamı sağladılar. Araçları olanlara teşekkür ederim. Götürdünüz, getirdiniz. Emek harcadınız. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ederim. Bu saatten sonra serbestsiniz. Gitmek isteyen gidebilir. Burada vakit geçirmek isteyen gidebilir. Benim burada sadece yazın sal işlerim var. Onları yapacağım. Ben de 12'de binip denizden ayrılacağım. Sağ olun. Sizlerin eklemek istediğim, olumlu ya da olumsuz, söylemek istediğiniz şeyler varsa söz alabilirsiniz. Yoksa serbestsiniz.